Bu süreçte hani 90'lar, e, mafya, siyaset, devlet vesaire böyle hani üçgenler, dörtgenlerden bahsederken akla tabii gelen bir isim var, Sedat Peker. Çünkü bu üçgenleri, dörtgenleri hatırlatan isimlerden biri o e, ifşalarıyla gündeme geldi biliyorsunuz e, söylemleriyle. Şimdi bu ifşalarla bir kez daha daha yakından belki tanınan bir isim de Sezgin Baran Korkmaz. Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen siyasetçi Siyasetin yeniden gündemi şu sıralarda. Veysel Ateş'in İçişleri Bakanı Soylu ile görüşüp Türkiye'ye dönüşü için 10 milyon euro istediğini iddia etmişti hatırlarsanız Sedat Peker. Ateş bu iddiayı reddetmişti. E, ardından tip milletvekili Ahmet Şık bir ses kaydı paylaşmıştı bu parayı istediğine dair. Bu kez paranın kimin için istendiğine dair bir tape daha yayınladı. O kayda bakalım. Sen 10 milyon euroyu vereceksin diyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz diyor ki bakın milli kahraman gibi döneceksin. Algı operasyonları falan hepsi tamam edilecek diyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, kara para aklama soruşturmasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni bir tapesini yayınladı. Daha önce Beyza Ateş'in bir siyasetçi için Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğine dair ses kaydını yayınlayan Şık, bu kez söz konusu paranın kim adına istendiğine işaret eden yeni bir tape paylaştı. Yeni tape siyasetinde gündemine girdi. Bu iş Süleyman Soylu'nun bilgisiyle, onun etrafındaki çevresiyle halledilecek ve sen 10 milyon euroyu verirsen kahraman gibi döneceksin diyor. Şık paranın kim için istendiğine işaret eden ses kaydını yayınlamadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya dair açıklamasını paylaştı. Yani bir polis telefon açıp sizden para istemez. Sizin bir dosyanızın kapatılması için size temas kurmaz. Bunu telefonda size söylemez. Böyle bir Yöntemimiz yok bizim. Tapede Türkiye ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz'ın karşısında bu kez Şık'ın iddiasına göre AKP'li bir isim vardı. Sezgin Baran Korkmaz parayı vereydi, Türk bayrağının önünde milli kahraman olarak gelecekmiş. İşte size, işte size AK Parti, işte size Süleyman Soylu milliyetçiliği. Tapede adı geçen Bey Ateş, yayınlayan yayınlamak istediği her şeyi yayınlayabilir dedi. Avukat Cesim Parlaksa hem Ateş'i hem de Korkmaz'ı tanıdığından dolayı mesleğine zarar vermemek için konuşmayacağını belirtti. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye? Oradan sorsun. Korkmaz suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2021 Mayıs ifşaatıyla gündeme gelmiş, yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye dönebilmesi için o dönem Habertürk'te çalışan Beysateş'in İçişleri Bakanı Soylu ile görüşerek kendisinden 10 milyon euro istediğini iddia etmişti. Soylu iddialara yeni bir iddia ile karşılık vermiş, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu öne sürmüştü. Ateşte iddiaları reddetmiş, daha sonra ses kaydı ortaya çıkmıştı. 10 milyon avroluk bir talep aramızda geçmedi. Böyle bir konuşmamız yok. Ben doğru söylemiyorum. Böyle bir konuş Doğru söylemiyorsun. Çünkü ben bu konuşmayı dinledim. İzah et lütfen. Çünkü ben buraya bu konuşmayı dinleyerek geldim. Hayır.